Evet, şimdi de ÖSS'nin en baba konularından biri olarak tabir edilen türev konusuna geçiyoruz. Türev konusunun birçok formülü olmasından dolayı korkulacak bir konu gibi gözükse de biz belli kuralların bilinmesini yeterli görüyoruz. Bu bölüm özellikle bilinmesi gereken önemli bir bölüm. Dolayısıyla bu bölümle alakalı bol bol soru çözülmesinde fayda görüyoruz. Dilerseniz türev alma kurallarıyla başlayarak türev konusuna giriş yapmış olalım. Evet, türev konusunu da trigonometri konusunda olduğu gibi olabildiğince basit ve bilinmesi gereken konular üzerinde işlemler yapacağız. Bunlarla alakalı bol örnek çözmeye çalışacağız. Evet, birinci özelliğimiz x üzeri n'in türevi. Bu özellik bol bol karşımıza geleceği için, türevin temelini teşkil ettiği için bu özelliğin çok iyi bilinmesi gerekir. X üzeri n'in türevi alınırken x'in kuvveti başa çarpı olarak geçecek ve kendisinden 1 azalacaktır. Kural bu kadar basit ve anlaşılırdır. Örneğin f(x) fonksiyonunun türevi nedir diye sorulursa x üzeri 1'deki 1 başa gelecek. 1 çarpı x üzeri kendisinden 1 azalacaktır. Bu ifade 1 çarpı x üzeri 0 dolayısıyla 1'dir. f(x)'in x kare olduğu durumda ise fonksiyonun türevini gösterirken x'in kuvveti olan 2'yi başa çarpı olarak atacağız ve yukarıdaki 2 kuvvetinden 1 azaltmış olacağız. Dolayısıyla fonksiyonun türevi 2 çarpı x üzeri 1 yani 2x'tir. Evet, bu özellikle alakalı bir iki örnek daha çözecek olursak x üzeri 10'un kuvvetinin türevi soruluyor. Dolayısıyla türevi bu şekilde gösteriyoruz. X'in üzerindeki 10 başa çarpı olarak geçecek ve kendisinden 1 azalacaktır. Yani ifade 10 çarpı x üzeri 9 olarak bulunmuş olur. Eksili kuvvetlerde de kuralımız aynı. Yine x'in kuvvetini başa çarpı olarak atacağız. Dolayısıyla f üssü x ya da fonksiyonun türevi eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 eksi 1 yazacağız. O halde cevap eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 olarak bulunmuş olacak. Eksi 3'ü de eğer düzenleyecek olursak eksi 2 çarpı 1 bölü x küp ya da eksi 2 bölü x küp olarak yazabiliriz. Köklü ifadelerin türevi alınırken bunların üslü şekilde yazılmasında fayda vardır. Dolayısıyla f(x) fonksiyonunda kök x ifadesini x üzeri 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Fonksiyonun türevi istendiği için f üssü x değeri x'in kuvvetinin başa geçmesiyle 1 bölü 2 değeri gelecek ve kendisinden 1 azalacaktır. O halde ifade 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 olacaktır. Biraz daha düzenleyecek olursak 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x üzeri 1 bölü 2'dir. X'in kuvvetindeki eksi işareti paydaya geleceği için x üzeri 1 bölü 2 olarak yazılır. X üzeri 1 bölü 2'yi de köklü ifade olarak yazacak olursak bunun sonucunda 1 bölü 2 kök x fonksiyonu kök x'in türevi olarak bulunmuş olur. Evet, bir önceki örnekte olduğu gibi köklü ifadeyi üslü ifade şeklinde yazacağız. Dolayısıyla f(x) ifadesi x üzeri 2 bölü 3 olacaktır. Fonksiyonun türevi alınırken kuralımızı uygulayacak olursak x'in kuvveti başa çarpı olarak geçiyordu. Dolayısıyla 2 bölü 3 çarpı x üzeri 2 bölü 3 eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla ifadeyi düzenleyecek olursak 2 bölü 3 çarpı x üzeri
eksi 1 bölü 3. X'in kuvveti eksi olduğu için bunu paydada yazmak istersek 2 bölü 3 çarpı x 1 bölü x üzeri 1 bölü 3. Dolayısıyla bu da 2 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök x olacaktır. Son olarak 2 bölü 3 çarpı küp kök x fonksiyonun türevi olarak bulunmuş olur. Evet, türevin önemli ikinci özelliği c gibi sabit sayıların türevinin sıfır olmasıdır. Fx fonksiyonu 10 ise fonksiyonun birinci türevi sıfırdır. Sayıların büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Eğer fonksiyon içerisinde x türünden ifadeler yoksa bu sabit bir fonksiyondur ve türevleri alındığında her zaman sıfıra eşittir. Pi sayısı da 3,14 gibi bir sayı olduğu için fonksiyonun türevi 0. Yine burada da fonksiyonun türevi 0 olacaktır. 2006 bölü 2007'nin sabit sayı olmasından dolayı. C çarpı fx türünden ifadelerin türevi alınırken türevde çarpım değerindeki c değerinin herhangi bir etkisi yoktur türeve. Dolayısıyla c çarpı fx'in eğer bir türevi isteniyorsa c'yi türev fonksiyonunun dışına alabiliriz. Sonuçta c çarpı f üssü x bulunmuş olur. Fx fonksiyonu 10 çarpı x kare ise fonksiyonun türevi alınırken 10 için herhangi bir işlem yapmıyoruz demiştik. X karedeki 2 değeri başa çarpı olarak geçecek ve kendisinden 1 azalacaktır. Yani yukarıda 1 kalacaktır. Dolayısıyla fonksiyonun türevini 20x olarak yazabiliriz. Fx 10gx ise yine fonksiyonda türev alınırken 10 ile alakalı bir işlem çarpım durumunda olduğu için herhangi bir işlem yapılmayacak ve gx'in de türevi alınacaktır. Evet, 4 işlemde türevin nasıl olduğunu inceleyelim. Fonksiyonların toplamının türevi isteniyorsa her iki fonksiyonun ayrı ayrı türevleri alınarak sonuç bulunmuş olur. Örneğin fx fonksiyonu x kare artı e ise e'nin değeri 2,7 gibi bir sabit sayıydı. Dolayısıyla sabit sayıların türevinin sıfır olduğunu biliyorduk. F üssü x fonksiyonu 2 başa çarpı olarak geçecek ve üstte 1 kalacağı için 2x. E'nin değeri sabit bir sayı olduğu için fonksiyon türevi 0 olacaktır. Dolayısıyla ifadeyi 2x olarak yazmak mümkündür. Evet, x üzeri 5 artı 12x kare bölü 2'nin değeri soruluyor. Fx eşittir x üzeri 5 artı 12x kare bölü 2'nin türevi isteniyor. Burada da türev alınırken yine ilk başlarda yaptığımız örneklerde olduğu gibi 5 başa gelecek ve yukarıdan 1 azaldığı için burası 4 olacaktır. 12 için herhangi bir işlem yapmıyoruz çarpım durumunda eğer sabit bir sayıysa. 2'yi de yine başa çarpı olarak atacağımız için 2 çarpı x bölü 2 olacaktır. Sonuçta 5 çarpı x üzeri 4 artı 24x bölü 2 değeri olarak fonksiyonun türevini bulmuş oluruz. Farkın türevi toplam türevinde olduğu gibidir. Yine fonksiyonların ayrı ayrı türevleri alınarak sonuç bulunabilir. Evet, yandaki fonksiyon türevini bulacak olursak 5 başa çarpı olarak gelecek. 5 çarpı x üzeri 4. 3 yine çarpı olarak geçeceği için 4 çarpı 3 çarpı x kare olacaktır. Bu değer de 5 çarpı x üzeri 4 eksi 12x kare olarak bulunmuş olur. Buradaki ifadede fonksiyon türevi alınırken
Yukarıdaki iki ifadesi başa çarpı olarak gelecek. 2 çarpı x artı x'in yukarıdaki bir değeri başa çarpı olarak gelecek. 4 çarpı 1. X'in üzerinden 1 çıkartacağımız için x'in üzeri 0 olacaktır. Son olarak eksi 4 sayısının türevi alınırken sabit sayılarda türev 0'a eşitti. Son olarak yazacağımız ifade 2x artı 4 olarak fonksiyonun türevi bulunmuş olur. Evet, türevin en önemli özelliklerinden birisi de çarpımın türevidir. Çarpımın türevi alınırken eğer iki fonksiyon çarpılıyor ve bunların türevi isteniyorsa öncelikle birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci olarak yazılır. Kısacası fonksiyonların sırayla türevleri alınır ve bunlar birbirleriyle toplanarak çarpımın türevi bulunmuş olur. Aşağıda verilen örneği çözecek olursak f üssü x ifadesinde öncelikle birincinin türevi x küp artı 1'in türevi çarpı ikinci artı birinciyi aynen yazıp sıradaki ikinci fonksiyonun türevi alınacak. Evet, bu eşitliği yazacak olursak x küp artı 1'in türevinde 3 başa çarpı olarak geçeceği için 3, yukarıda 1 eksildiği için 2, artı 1'in türevi 0 olduğu için yazmaya gerek yok. 3x kare çarpı x kare eksi 8x artı 2 artı x küp artı 1'i aynen yazıyoruz. Bu sefer ikincinin türevini alacağız. İkincinin türevinde 2 başa gelecek. 2x, x'in kuvveti 1 olduğu için başa geldiğinde x'in üzerinde 0 kalacak. X üzeri 0 da 1 olduğu için burası 8. Sabit sayıların türevinde zaten 0 olduğunu söylemiştik. Bu ifade de 2x eksi 8 olarak çıkacaktır. Sonuçta bunların çarpımının düzenlenmiş hali yukarıdaki fonksiyonun da türevi olarak bulunmuş olur. Evet, bölümün türevinde de yine çarpımın türevinde olduğu gibi bir özellik var. Bu da önemli bir özellik. Burada da bölüm türevi uygulanırken yine sırayla türev alınacak. Ancak aradaki işaret eksi olacaktır. Öncelikle birincinin türevi çarpı ikinci, eksi ikincinin türevi çarpı birinci olarak yazılır. Alttaki ifadede paydanın karesi alınarak bölüm türevinin değeri bulunmuş olur. Evet, aşağıdaki x kare eksi x bölü x artı 1 fonksiyonunun türevine bakacak olursak f üssü x değeri birincinin türevi x kare eksi x'in türevi çarpı ikinci bölüm olduğu için aradaki işaret eksi demiştik. İkincinin türevi çarpı x artı 1'in türevi çarpı birinci yazıp paydaya da paydanın karesi alınıyordu. Evet, bu işlemin sonucunda da fonksiyonun birinci türevi bulunmuş olur. Dolayısıyla çarpım türevi ve bölüm türevlerinde bu kuralların çok iyi bilinmesi gerekir.